kadar uçak, bu kadar tank gönderebilir miydi bu zalim kafir Rusya? Ama Müslümanlar olunca Amerika seyrediyor, Avrupa seyrediyor, alkışlıyor, aferin diyor. Ölen Müslüman olsun da kim öldürse öldürsün. Ne insan hakları oluyor, ne bilmem ne, o hiçbir şey devreye girmiyor. Bugün Çeçenistan'da, yarın İstanbul'da aynı şey olabilir. İstanbul'da Müslümanları kırmaya, boğmaya, öldürmeye başladıkları zaman, yani Birleşmiş Milletler ayağa mı kalkacak? Vallahi kalkmayacak, yeminle söylüyorum, ayet-i kerimeyle söylüyorum. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى. Hiçbir Yahudinin kılı kıpırdamayacak. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. وَلَنْ نَسَارَى. Hiçbir Hristiyan ülkesinin kılı kıpırdamayacak. Yeter ki ölen Ahmet olsun, Mehmet olsun, Cevher olsun, Cevher Dudayev, bakın Cevher Müslüman bir adam. Yeter ki ölen Müslüman olsun. Müslümanlar öldü mü adamlar keyif ediyor. Bunu Müslümanlar anlaması lazım. Yeryüzündeki Müslümanların artık bunun farkına varması lazım. Birleşmiş Milletlerin yüzüne tükürmesi lazım. Avrupa'nın suratına tükürmesi lazım. Avrupa'ya kul ve uşak durumunda olan İslam ülkelerinin başındaki hükümetlerin suratına tükürmek lazım. Her İslam ülkesinin başında Avrupa'ya, Amerika'ya bağlı bir küfür idaresi. Her İslam ülkesinin başında. Bakın şu Suriye'ye, bakın Tunus'a, bakın Cezayir'e. Şu anda Cezayir'i bir avuç Fransız uşağı, Fransız köpeği, bir avuç general idare ediyor. Müslüman memleket ya burası. Bir avuç Fransız köpeği, generaller idare ediyor Cezayir'i. Her gün Müslüman asıyorlar, Müslüman öldürüyorlar, Müslüman katlediyorlar. Aynı şekilde Mısır öyle, aynı şekilde Tunus öyle, her taraf böyle. Ama artık saklayamayacaklar maksatlarını, tutumlarını Cenab-ı Hak çok açığa koydu. Çok açıkladı, çok açığa vurdu. Gerek Bosna'da, gerek Çeçenya'da, gerek Somali'de, gerekse Azerbaycan'da, gerek Filistin'de dünya kafirlerinin tavrını, tarzını Allah çok açık ortaya koydu mu koymadı mı? Mesela bu kadar basit. Yuridune istiyorlar. Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar ağızlarıyla. İşte ağız dediği bu, evvela propaganda. Daha geçenlerde siz de gördünüz, kastı mahsus ile bir otelin lobisinde, otelin efendim kahve içilen bölümünde patlayan bir bombadan dolayı ölen bir yazar. İsmine, ismine gerek yok. Böyle binlerce insan ölüyor yani. Gazeteci olunca kainatın en mübarek adamı mı oluyor ya? Benim aklım almıyor. Ya, o da insan, o da insan. Niye gazetecinin bu kadar önemi oluyor da binlerce vatandaş ölüyor, köyler yanıyor, köyler yakılıyor. Bunlar insan değil de hayvan mı ya? Bu ne biçim ayrım? Bu ne biçim kayırım? Bu ne biçim davranış? Bir gazeteci ya bu. O da insan, etten kemikten. Niye bunun peşinde ağıtlar, kağıtlar, velveleler, zelzeleler, yürüyüşler, mitingler, tertip, ne oluyor, ne oluyor? Ne ya bu? Ha, işte bunların arkasında bir şey var. Var bir şey, var. Var ki peşinden onların kalabalığından çok daha kalabalıklar toplanıyor bazı Müslüman insanlar etrafında. Niye onları hiç haber ver? Gönenli Mehmet Hoca Efendi Hazretleri'nin cenazesinde 60 bin kişi toplandı. Niye kameraya getirmediler? Hiç onları göstermiyorlar. Rahmetullahi aleyh. Ne oluyor işte bütün hepsinden şu, bütün Müslümanlar buna şüphelenmesi lazım. Şüpheleniyoruz. Bir şey var. Bir şeyler oluyor, tezgahlanıyor, planlanıyor, çiziliyor, yazılıyor. Bu cinayeti işleyen belli değil, kim patlattı, kim çatlattı belli değil. Emniyetin raporu yok, savcılığın raporu yok, hükümetin raporu yok. Yürüyenlere bakıyorsun, kahrolsun şeriat, kahrolsun ne oluyor ya? Kim yaptı yani? Niye saldırıyorsun şeriata? Ve en çok korkunç, en büyük şaşkınlık, en büyük ahmaklık, en büyük rezalet de kahrolsun dediği şeriatın camisine getirip ölüsünü teslim ediyor. Vallahi çıldıracak oluyorum benim. Bu nokta benim hazmedemiyorum bunu. Hem kahrolsun diyor,
hem de ölüsünü oraya getiriyor. Ya bir insan kahrolmasını istediği yere ölüsünü getirir mi? Ya bunlar nasıl kötü şeyler? Bu bir tahrik değil mi? Böyle giderse memleket felakete gitmez mi? İç patlamalar olmaz mı? Müslümanların onuruyla, şerefiyle oynanmıyor mu? Bu çok kötü bir gelişmedir, çok kötü bir harekettir. Bu dışarıdan destekleniyor, bu işler planlanıyor, tuzaklanıyor. Tahrik ediliyor. Yapmamak lazım. Şeriat Allah'ın nizamıdır, dinidir, Kur'an'dır. Zaman zaman söylüyoruz, her Müslümanın kafasında şu ayeti kerimeyi ezberlemesi lazım. Bugün bu ayeti ezberebilmek farz-ı ayın olmuştur. Hangi şeriat ayetinin Kur'an'da hangi surede, hangi ayette geçtiğini bilmeyen varsa, bilmeyenler bu camiye gelmesin. Bu kadar samimi olmamız lazım. Bakın şeriat nedir? Açın Kur'an-ı Kerim'i, Câsiye diye bir sure var. Câsiye, surenin adı. Çok farklı bir isim, Câsiye. Bir surenin adı. Kur'an'da bulacaksınız. Bu mübarek surenin 18 numaralı ayetinde şeriat Allah tarafından kat'i kayıt altına alınmıştır. Ne diyor? Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'ha ve lâ tettebi' ehvâellezîne lâ ya'lemûn. Ayet bu kadar kolaydır. Rabbimiz buyuruyor ki sümme bütün bunlardan, bütün peygamberlerden sonra hepsi geldi geçti, sıra sana geldi Habibim. Cealnâke alâ şeriatin, seni şeriatın üzerine memur tayin ettim diyor. Vallahi manası bu. Açın bütün kitapları tefsirler. Cealnâke me'muren alâ şeriatin tefsirde. Seni şeriatın memuru yaptım diyor. Şeriatın memuru. Ne olacak? Fettebi'ha. O şeriata sımsıkı tabi ol. Bak ayet bu. Müslümanların tabi olduğu Kur'an'a, İslam'a Allah şeriat diyor, bunlar kahrolsun şeriat diye bağırıyor. Bu olmaz, olamaz böyle şey. Olamaz böyle şey. Bu bir tahriktir. Dışarıdan destekleniyor. Bu toplantıları dışarıdan yapıyorlar. Bunların parasını verenler var. Bunların planını çizenler var. Bunları sokağa dökenler var. Bunları finanse edenler var. Birileri bir şey yapıyor. Memleketi parçalamak için, Müslümanları parçalamak için, kan gövdeyi götürmek için birileri bir şeyler planlıyor. Ya bir effahihim, yani ağızlarıyla, bakın hep ağızdan. Hatta daha yeni bir slogan bulmuşlar o gün gördüğünüz cenaze şeyinde. Şeriata karşı omuz omuza, şeriata karşı omuz omuza diye söylüyorlar ağızlarıyla, ağız birliği. Slogan ağızla söylenir. Bak Allah bir effahihim, ağızlarıyla diyor. Aynı şeyi yapıyorlar zaten. Ve işin en tuhaf, en çirkin, en şerefsiz tarafı kahrolmasını istedikleri, kahrolması için omuz omuza verdikleri şeriatın camisine getirip ölülerini bırakıp kenara çekiliyorlar. Bir takım ahmak Müslümanlar da bunun namazını kılıyor. Onlar kenara çekiliyor. O kadar. Secde-i Rahman etmemişler. Allah'a inanmadıklarını her gün gazetede yazıyorlar. Her gün yazıyorlar. Ahirete inanmadıklarını, öldükten sonra dirilmeye inanmanın saçmalık olduğunu yazıyor. Saçmalık diyor. Bende yazılar, hepsinin yazıları var. Ama işte yine camiye geliyor. Dünyanın hiçbir Hristiyan ülkesinde kahrolsun Hristiyanlık deyip de ölüsünü kiliseye götüren görülmemiştir. Mümkün değildir. Böyle saçmalık olmaz. Böyle aptallık olmaz. Böyle şaşkınlık olmaz. Onun için dünyanın en şaşkın kafirleri İstanbul'da. Dünyanın en şaşkın, en taşkın, en çılgın, en kafasız, beyinsiz bütün kafirler basın, gazetelere dağılmışlar, yayılmışlar. Her biri bir köşeden atom bombası gibi yayılım atışı yapıyorlar. İslam'a, İslam'a, İslam'a. Bu böyle olmaz, bu böyle gitmez, bu böyle devam etmez, mümkün değil. Patlamalar olacak. Öbür taraftan da manevi, bunlar manevi sıkıntılar, öbür taraftan da maddi sıkıntılar. Enflasyon almış başını gidiyor, ekmek ne hale geldi, efendim işte yiyecek mi? Korkunç bir patlama tehlikelerinin alametleri görülüyor.